Bundan önceki videoda ekranda gördüğünüz soruyu yanıtlamıştık. Sonra bu yanıtı bu sınavlara aşina olan, hatta notlandırmasını yapan bazı arkadaşlarıma gösterdim. Bana yazdığım şeylerin bazılarının hatalı olduğunu söylediler. Ben de bunları düzeltmek için bir başka video yapmak istedim. Soruyu baştan çözmek ve bu sorudan nasıl tam puan alacağımızı göstermek yerine de hataların üzerinden gitmenin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yaptığımız işlemlerde bir sorun yok ama eğer ben bu sınava girmiş olsaydım buraya yazdığım çıkarımsal koşullar için mesela rastgeleliği ele alalım. Bunun için soruda bize rastgele bir örneklem ile çalıştığımızı söyledikleri kısma işaret etmiştim. Öğrenciler tarafından satın alınan 65 kutu rastgele örneklemlerdi. Bana bunun bu sınavı notlayanların hoşuna gitmeyeceğini söylediler. Yani sorunun bir kısmına işaret ederek bunun rastgele bir örneklem olduğunu söylemek çok da doğru doğru bir şey değilmiş. Bunun yerine ki bu yapacağım da fonksiyonel olarak bununla eşdeğer ama notlayanların hoşuna gideceğinden emin olmamız lazım. Evet buraya bunun yerine soruda rastgele örneklem aldığımız varsayılıyor ifadesine yer veriliyor. Yazmamız yeterliymiş. Bu şekilde bir ok yerine bunu yazmamız daha iyi olurmuş. Bundan önceki videoda not etmediğim ama bahsettiğim başka bir nokta daha vardı. Bu videolar bu tarz sınavlarda ne yapmanız gerektiğini anlatmak istediğim için bunu da söyleyeceğim. Burada sıfır hipotezini reddedemediğimizi ve bunun için de karşı hipotez için elimizde yeterli kanıt olmadığını söylemiştim ama sınavda bizden bundan daha fazlasını yapmamız bekleniyormuş. Evet, buna ek olarak vardığımız sonuçtan da bahsetmemiz lazımmış. Burada bize bir soru soruyorlar. Bu örnekleme dayanarak öğrencilerin iddiasını yani içinde kupon olan kutuların oranının %20'den az olduğunu destekleyen yeterli kanıt var mıdır? diyorlardı noktada sorulan soruya referans vererek öğrencilerin iddiasını yani içinde kupon olan kutuların oranının %20'den az olduğu iddiasını destekleyen yeterli kanıt yoktur dememiz lazımmış. Bu sayede sınavı notlayanlar soruyu yanıtladığınızdan da emin olabilirler. Umarım faydalı bir video olmuştur.